Herkes selamlar dostlar. Karaköy Boss Rapleri serisinde büyücü sınıfı ile general hakir kesimi yapacağım. Üst baş tılsımlarım aynı. Büyü fiziksel hasarımızı arttırabilmek için fizik itemlerimizi giyelim. Varsa Fevzi Bey ya da Ensari iksir çekelim. Ne kadar yüksek hasar olursak o kadar iyi. Gustav Topu Meydanı'na kesim yapacağız. Yeteneklerimde herhangi bir değişiklik yok. Daha önceki rehber videolarımda olduğu gibi bütün sınıflarda yeteneklerimi aynı tutuyorum. Karaköy için yeterli. Burada kesim yapabilmek için iki seçenek var. Ya slotlar bug'da olacak ya da 3-4 grup birden olacaksınız. Bug'sız keseceksiniz. Fakat ilk söylediğim seçenek bize denk geldiği için biz bu şekilde kesime başladık. Grup üyeleri de burayı tercih etti. Şu direğin dibine. Haritada zaten konumumuz belli. Çok ileri gitmemeye özen gösterelim. Etraftan gelecek olan milislere, bıçakçılara, bombacılara çok dikkat edelim. Onlardan bir tanesi bile grup üyelerinin tamamını öldürecek kadar büyük tehdit demek. O yüzden onları bize saldırırken fark edersek mutlaka keselim. Bug'da olan bombacılar var. Peki onlar bir hasar vermiyor ama evet veriyor. Genellikle biliyorsunuz ara sokakta kesim yapıyoruz. Farklılık olsun diye yukarı tarafa geldik Gustav Topu Meydanı'na. Ve burada da aynı ara sokakta olduğu gibi sağdan soldan gelen slotlar oluyor. Tabi GBZ şu an bulunduğumuz konuma ulaşamıyor. Fakat ben sizlere gelecek şifacı boss rehberinde general hakir kesimi yaparken şurada az ileride Gustav Topu Meydanı'na yakın, daha da kendisine yakın bölümde kesim yapacağım. Paslaşmalı bir kesim olacak. Hem sizler için de farklı bir video olur. Hem de güzel bir deneyimi ben de sizlere sunmuş olurum. Burada meditasyon 2-3 tılsımı tercih edebilirsiniz dostlar. Konsantrasyon 1-3 yerine. Böylece hiç hareket etmezsiniz. Daha iyi olur. Bu sürekli kritik demek. Daha fazla kritik, daha fazla ve daha hızlı bir şekilde can ve kudretinizin yenilenmesi demek. Oradaki tılsım sayesinde meditasyon etkiniz 90 saniyelik meditasyon sürenizde doluyor. Bu arada ben bir menzil atmaya çalışıyorum. Fakat tankımızın hedef saptırmasının süresinin geldiğini fark ettiğim için yarı yoldan geri döndüm. Grup sıkıntıya düşmesin diye hemen konsantrasyona kalktım ve serice vuruşlarımı yapıyorum. Şurada bombacı da yatmamış. Bir tane de fizik ona attım. Meteorit etkilerimiz. General Hakir ve etrafındaki bütün askerlerine şu anda yağmur olup yağıyor. Etraftaki gizit milisleri de ya da bıçakçı bombacı artık birileri denk gelirse, bir yaratık denk gelirse onları da mutlaka temizliyorum. Şifacılarımızın oturabilmesi çok önemli. Özellikle onlar için kesiyorum etraftaki her şeyi. Tabii diğer grup üyelerimiz de aynı şekilde. Şuradaki bombacıyı da yatırdılar. Hemen General Hakir'e geri dönüyoruz. Dostlar hiçbir zaman çantanızdan iksiri eksik etmeyin. Kudret ve can iksirleri mutlaka olsun. Öyle bir tane iki taneyle buralarda takılırsanız işler ters gittiği zaman o iksirleriniz de eğer giderse çok büyük problem yaşarsınız. Bakın bizler büyücü olarak tanklara şu üzerine gelen etkiler için büyü bozuma bakmak zorundayız. Bakmazsak az önceki gibi tankın çok yüksek oranlarda canı gider. Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli bir yerden sonra büyü bozma atmak zorunlu. Atmazsanız şifacıların da pek yapabilecek bir şeyi kalmıyor. Bakın 4 tane etkiye çıktı. Hemen büyü bozma atarak o etkileri bozuyorum ki dirençleri ve zırhı yerine gelsin. Sarsılmaz her zaman açılmıyor çünkü biliyorsunuz 2 tane tank var burada. Süreler yetişmiyor. Tankların zaten işi 50'ye kadar. 50'den sonra büyücü ve şifacılara büyük görev düşüyor. O da büyücülerin kutubu çok iyi takip etmesi gerekiyor. Çok iyi atması gerekiyor. Hatalı kutup atılırsa ne olur? Birazdan onu da arkadaşımla beraber size göstereceğiz. General Akir artık 55 cana geldi. Birazdan patlayacak. Biz de sağa sola dikkat ediyoruz. Farkındaysanız sürekli bir kontrol yapıyorum. Çünkü şifacıların üzerine oynayabilir yaratıklar. Bu da bizlere sıkıntı çıkarabilir. Bakın bir hatalı kutup geldi burada. Şu an arkadaşım da açtı aynı şekilde. Peki bu hatalı kutup ne demek Hakan? Ne demek istiyorsun? Şimdi bakın. General Hakir'i patlatıyoruz.
Arkadaşım bu arada F4 çekti. Neden F4 çekti? Hemen onu söylüyorum. Acil durumda siz de eğer bu hataya düşerseniz grubunuzda başka bir büyücü olmazsa şifacının can kurtaran bakabilmesi gerekiyor. Fakat 30 saniyede 6 kişiye birden can kurtaran bakamayacağı için 2 şifa bile olsanız, çünkü etraftan bombacılar da geliyor. O yüzden çok büyük problem yaşarsınız. Arkadaşım hemen F4 çekti. Onu tekrardan gruba aldım. Bakın kutup süreme de burada çok dikkat edin. 30 saniyeye doğru yaklaşırken arkadaşımın kutup açması gerekiyor. 30-32 saniye civarlarında. Şimdi tersine döndü iş. Nasıl tersine döndü? İki büyücü olduğum için kendi grubumda. Şimdi arkadaşım F4 çekti. Kutup süresi yetişmeyeceği için geldi. Kutubunu açtı. Tekrardan girdi oyuna. Onu gruba aldım. Bizi kurtardı. Şimdi sıra tekrar bende. Ben burada menzil atamam. Neden atamam? Çünkü 30 saniye içerisinde General Hakir bir kez daha patlayacak. Ve sonraki 30 saniyede tekrar patlayacak. Ve sonraki 30 saniyede bir kez daha tekrar patlayacak. Bakın kutup sürem gelir gelmez açıyorum. Bu zaten hiç sekmez arkadaşlar. Eğer ilk kutubu o an için hangi büyücü açtıysa onun kutubu ikinci bir sefere mutlaka yetişiyor. Yani birinci kutubu siz açtınız, ikinciyi arkadaşınız, üçüncüyü tekrar o açtığı zaman yine yetişiyor. Şimdi bakın yine burada kutup süresini de takip edin. Bir yandan da hedef saptırma alırken saldırmaya devam ediyoruz. Diğer grup üzerine almışken de bekliyoruz. Bakın 32 oldu. 31, 30 saniye, 29 derken çoktan kutubu açtı arkadaşım. Ve General Hakir'in canı gitgide azalmaya başladı. Tabi her kutupta 10 saniye civarı bir etki gidiyor. O da 20 saniyelik bir saldırı süremiz kaldı anlamına geliyor. 18-20 saniye içerisinde vurabildiğimiz bütün hasarı işletiyoruz. General Hakir'e, etraftaki slotlara da yine dikkat ediyoruz. 3 saniye, 2 saniye artık benim burada meteorit vuruşunu, fizik vuruşunu yapmamam gerekiyor. Çünkü vurduğum anda depreme denk gelirse o çakışmadan dolayı kutup açamayabilirim. Böyle bir problemle karşılaşabiliriz. O yüzden bir fizik pas geçiyorum. 2 saniye kala falan. Böylece herhangi bir problem yaşamıyorum. Ve bir sonraki kutuba yine arkadaşım bakıyor. General Hakir'in de canı gitgide azalmaya başladı. Artık finale doğru adım adım geliyoruz. Bir yandan tankımıza büyü bozmayla destek oluyoruz. Bir yandan etraftaki slotları kesiyoruz büyücü olarak. Bir yandan sürekli kutuba bakıyoruz. İki büyücü de olsak biz bu işi çeviririz. Çünkü birden fazla grubuz. Biz bu işi yaparız. Tek grup olsaydık şu anki normal süreden iki kat daha uzun bir kesim süresi izlerdiniz. O yüzden iki grup iyidir. Olabildiğince yine hasarlarımı işletmeye devam ediyorum. Bir yandan siz kutup süremi de takip edin. General Hakir. Bakın fiziğimi attım ve ardından kutubumu attım. Diğer grupta herhangi bir problem olacağını sanmıyorum. Çünkü en az 2 ya da 3 tane büyücüleri var onların. Hatta 3 tane net olarak söyleyebiliriz buradan. Daha fazlası da var. Onlardan yana herhangi bir problem yok. Burada artık General Akir son canını vermek üzere. Sıfır can artık dibine kadar geldi ve Senatora yine torba attı. Dostlar biliyorsunuz her zaman olduğu gibi torbalarımı almaya devam ediyorum. Etraftaki slotları da artık temizleyebiliriz. General Akir gitti. 10 dakika sonra yeniden canlanacak. Umarım sizler için de güzel, faydalı bir video olmuştur. Bakın etraftaki gizitmelisler biraz daha uzakta. Onların bizim için herhangi bir tehlikesi yok. O yüzden onları bağlamamışlar sanırım. Bu şekilde bir büyücü rehberiydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.